Ne oluyor lan? Dedim ya, video çekiyorum. Çık odamdan. Hey, bir dakika. Burası benim odam. Hayır, bu oda artık benim. Nedenmiş o? Çünkü bir haftadır video çekmiyorsun. O yüzden ben de bu odayı ele geçirdim. Lan hastaydım, ne yapabilirim? Bu beni hiç alakadar etmez. Bak, laflara bak, laflara. Neler öğrenmiş. Artık bu oda benim. Tamam, bu oda artık senin. Oha, gerçekten mi? Aynen öyle. Ama bir şeyi unuttun. Ben mi? Aa, neyi unuttum ki? Özel gücümü. Oha, senin özel gücün mü var? Evet. Aa, göstersene, merak ettim. Artık bu oda benim. Hayır. Evet, böyle daha iyi. Ama kıyamam ya, üzülmesin. O yüzden yalnız başına kalmaması için yanına ahtapot koyacağım. Aynen öyle. Evet, ona ahtapot arkadaş verdim. Böylesi daha iyi. Evet, peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte okuldan kaçmak için TikTok çekeceğiz. Evet, ne kadar saçma değil mi? Ama en azından tuvaletin içinden çıkan bir kafa videosu izlemiyorsun. O yüzden biraz daha akıllısın diğer insanlardan. Oynayacağımız oyunun adı Make TikToks to Escape School Tycoon diye bir oyun. O zaman gelin oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu anda oyunumuza girdik ve Allah'ım gene kim bilir nasıl bir oyuna girdik. Öyle bir saçma dönemdeyiz ki saçma sapan oyunlar çıkıyor. Neyse. Evet, gelin kendimize bir ev alarak başlayalım arkadaşlar. Hangi evi kendime alsın? Hangi evi kendime alsam? Ha tamam, buradaki evi kendimize alabiliyormuşuz da. Bu kim? Evet, burada bir adam var. Kim gerçekten bilmiyorum. Neyse, buradaki ev artık benim. Let's go. Hikayemiz başlıyor adamım. Evet. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Evet, derste uyuyoruz. Samet Reis uyan. Öğretmenim kusura bakmayın. Öğretmenim uyuyakalmışım, olabilir. Benim sınıfımda uyumayı bırak. Notların çok kötü falan filan. Aa, yaşlandığın zaman fakir olacaksın dedi bana. Hayır, yanılıyorsun. Ben zengin ve ünlü olacağım. Ve bu aptal okulu bırakacağım. Ney? Lan niye böyle şeyler söyledin? Aa, okulu bıraktım. Dostum niye böyle bir şey yaptın? Aa, karakterim okulu bıraktı. Mal mısın? Bir dakika, galiba artık TikTok çekeceğiz. Abi telefonun biraz iyi olsaydı bari. Nokia 3310'la TikTok mu çekeceğim? Neyse, aha. Tekrar dene. Olmadı diyor. Tamam, tekrar deneyelim. Hop. Ha, basılı mı tutacağım? Basılı tutacağım galiba. Bir dakika, TikTok mu çekeceğim? Hop. Aha, TikTok çekiyorum şu an. Arkadaşım benim videomu çekiyor. Bitti mi? Evet, bitti galiba. Ne yapacağım şimdi? Çektiğim videoyu mu düzenleyeceğim? Çektiğim videoyu galiba TikTok'a atacağım. Oğlum ne kadar saçma ya. Ne kadar saçma. Neyse, evet, kendimize bir bilgisayar aldık şu anda. Evet, bu bilgisayarda galiba videoyu atacağız. Abi nasıl bir oyuna girdim ben? Ben nasıl bir oyuna girdim? Oha, 6 tane takipçim oldu şu anda. Az önceki dansımı cidden birileri beğendi mi? Evet, ve telefonumuzu galiba burada şarj ediyormuşuz. Tamam, hadi telefonumuzu burada şarj edelim. Aa, çok yavaş doluyor. Telefonun şarjı çok yavaş doluyor. Sinirim bozuldu. Benim zamanım bu kadar değersiz değil dostum, üzgünüm. Ama en azından şu anda 15 dolarımız var. İyi, biraz paramız oldu arkadaşlar. Bu parayla bir şey yapabiliyor muyuz? Bilgisayar kiralama. Galiba daha kaliteli bir bilgisayar alabiliyorum. Boom. Evet. Oha. Evet, artık biraz daha iyi bir bilgisayarımız var. Artık laptopta çalışmamıza gerek yok. Çünkü artık bir bilgisayarımız var. Ve eğer biraz daha para kazanırsam bir arkadaşım benim yerime TikTok çekebilecek. Güzel, tamam. Gelin şurada bir TikTok çekelim. Oo, Damekota Sita. Damekota Sita. Ay. Damekota Sita. Lan yeter, çek şunu artık. Tamam, evet, işte bu, çektik. Şimdi bunu bilgisayardan düzenlemem lazım galiba. Nereden düzenleyeceğim, buradan mı? Evet, buradan düzenledik ve güzel. Evet, param oldu. Bu kadar basit mi gerçekten? Arkadaşlar sakın bu oyuna inanıp okulu bırakmayın. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Neyse, evet, biraz para kazandım ve bir arkadaşım artık benim yerime para kazanacak. Gel buraya dostum bakayım. Evet, buraya bir bakon çağırdım. Buradaki bakon benim yerime çektiğim videoları düzenleyecek. Güzel. Çok iyi. Tamam, bu bakonu düzenlemesi için birkaç tane video çekeceğim ama biraz daha iyi bir telefon mu alsak? Burada telefon dükkanı var mı? Elimdeki telefon çünkü gerçekten çok kötü. Abi şu çocuğun telefonu güzeldir belki. Oğlum bu çocuğun telefonu da kötü. Galiba arkadaşlar ekonomi kötü olduğu için hiç kimse güzel telefon alamıyor. Eyvah. Evet, az önce birkaç tane TikTok çektim ve buradaki bakon benim için galiba onları düzenlemiş. Ondan alabilir miyim? Ver bana bakayım.
Güzel. Evet, bunları şimdi bilgisayara göndereceğim. Ve boom. Oha, 91 dolarım oldu. Param hızlı artmaya başladı. Kendime yeni bir telefon alsam olmaz mı? Bu telefon çünkü gerçekten kötü. Affedersiniz de yani leş gibi lan. Çok kötü telefon. Daha güzel bir telefon alamıyor muyum? Kitaplık. Hayır, kitaplığa para vermeyeceğim. Okulu bıraktık zaten. Kitap okuyup ne yapacaksın? Hıyar. Neyse. Arkadaşlar, bize bir bilgisayar daha lazım bence. Evet. Şimdi biraz daha para kazanacağım ve bize, videolarımıza yardım edecek bir arkadaş daha çağıracağım. Evet, şimdi bir TikTok daha çekeceğim. Abi şu telefonu umarım geliştirebilirim. Kim çekiyor? Evet, şu anda başka bir balkon videomu çekiyor. Bu videoda nedense bir sürü balkon gördüm. Balkonlar bu videomu ele geçirecek galiba. Tamam, paramız da hazır. Artık bir arkadaş daha kiralayabiliriz. Dostum, para kazanmama yardım et lütfen. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ne güzel. Artık iki tane adam bizler için TikTok videolarımızı düzenliyor. Evet, devam ediyoruz. Şimdi oyun bana bir şey sundu. Bunun ne olduğundan emin değilim diyor. Evet, burada 41 dolarlık bir şey var ve satın aldığımda ne geleceğini gerçekten bilmiyorum ama sizler için bunu satın alacağım. Bismillah. Bu ne? Bu bir roket. Neden? Ben niye roket aldım? Binebiliyor muyum buna? Yoksa bu sadece süs mü? Umarım boşu boşuna para vermemişimdir. Korkarım ki galiba param boşuna gitti. Neden böyle bir şey var ki? Evet, evimizin dışına trambolin satın alabiliyormuşuz. Bu bir işe yarıyor mu? Bir işe yaramıyor değil mi? Evet, sadece bizi zıplatıyor. Arkadaşlar, çok gereksiz para harcıyorum. Ben niye böyle bir şey yaptım ki şimdi? Ben niye durduk yere bunu satın aldım ki? Çok boşuna para harcıyorum ya. Manyak gibi para harcıyorum arkadaşlar. Neyse. Evet, şunlardan hemen videolarımızı alalım. Düzenleyelim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Para lazım. Seri. Evet, 325 param var. Gelin kendimize video ekipmanı satın alalım. Aha, artık yeşil ekranımız var. Oo, evet, işleri geliştirdik. Artık yeşil ekranda video çekeceğiz. Güzel. Bu biraz daha para kazandırır herhalde. Evet, hiçbir işe yaramayacak biliyorum ama yine de buraya bir kitaplık satın alacağım. Evet, gerçekten hiçbir işe yaramadı. Bunu niye aldım ki ben? Evet, insanlar artık videolarımızı beğenmeye başladılar. Onun sayesinde buradaki şeyi açabiliyorum. Bu ne? Evet. Aa, bu bir koltuk. Güzel. Aa, iyi. Evet, güzel. Artık bir koltuğumuz var. Yavaş yavaş para kazanıp kendimize ev düzüyoruz arkadaşlar. 500 dolar toplayıp buraya da bir televizyon alabiliyormuşuz ama gerek yok. Bence önce kendi işimiz için gerekli paraları harcamamız lazım arkadaşlar. Mesela kendimize burada video çekebilecek bir arkadaş kiralayabiliriz. Bana video çeker misin dostum? İşte bu. İşte bu. Bakın, adam bana video çekiyor. Yeşil ekran önünde bana video çekiyor. Güzel. İnsanlar da mal olduğu için bizi izliyor. Aa arkadaşlar, bir şey geldi. Okunmamış bir mesajım var. Okunmamış bir mesajın var. Açmak için tıkla. Tıkladım. Neymiş bu? Aha. Aa, telefon alabileceğimiz bir dükkan varmış. Telefonumuzu geliştirebiliyormuşuz. Oyun bize yeni bir telefon al dedi. Durun bakalım. Evet, bence artık bu elimizdeki telefondan kurtulmamız lazım. Ah be. Çocukta da hala aynı telefon var. Kıyamam. Gel seninle yeni telefon alalım. Gel, atalım bunları artık. Kıyamam ya. Çocuk hala benimle aynı telefonu kullanıyor. Gel ya, gel, yeni telefon alalım, gel. İyi, keyfim bir. Tamam, ben yeni telefon almaya gidiyorum. Görüşürüz. Evet, burada bir telefon dükkanı var. Bakalım diğer telefonlar ne kadarmış arkadaşlar. Aha, böyle bir telefon alabiliyorum. Böyle. Oo, bakın. Arkadaşlar, oo, güzel telefonlar var ha. Baksanıza, güzel kameralar, güzel telefonlar var burada arkadaşlar. Öf, baksanıza. Biz şu an sadece bunu alabiliyoruz. Bence bunu alalım, aynen. Biz önce bunu alalım. Sonra yavaş yavaş telefonumuzu geliştiririz. Bakın arkadaşlar, yeni telefon aldım. Bununla daha kaliteli video çekebiliyor muyum? Aa, ama şarj etmem lazım. Evet, telefonumu şarj ettim ve artık galiba daha kaliteli TikTok çekebiliyoruz. Dur bir bakayım. Hop. Dansım mı değişti? Bence pek bir şey değişmedi ama neyse. Evet. Bence gerçekten hiçbir şey değişmedi. Sadece telefon değişti. Belki daha fazla para kazanırız. Belli olmaz. Gelin topladığımız editleri alalım arkadaşlar. Hop, helal helal. Bu adam hala çekmeye devam ediyor. Kral. Bundan da paramızı alalım. Güzel. Evet. Şimdi bakalım ne kadar para gelecek. Hop. İyi, güzel, biraz para geldi. O zaman yeni bir yeşil ekran alabilirim. Evet, oyun tahmin ettiğimden daha kolay çıktı. Şimdi buraya bir arkadaş daha kiralayacağım ve evet, burada bir arkadaşımız da TikTok çekecek. İşte bu. Ya ne kadar saçma, ne kadar gereksiz bir oyun. Niye böyle bir oyun var gerçekten bilmiyorum ya. Neyse, gelin bari kendimize televizyon alalım arkadaşlar. Evet, kendime televizyon alacağım. Hop. Evet, güzel. Oh be, otur. Adamlar içeride çalışıyor zaten. Ben oturup keyfime bakıp televizyon izleyeceğim. Mis. Televizyonda da hep aynı şey var. Keşke oynasa. Kendi televizyonumda Samet Kartaş izleyebilir miyim acaba? Aha. Uf. Oy, drift atıyor. Ne bu? Tesla mı? Tesla, aynen. Allah! Bana bir daha araba vermeyin. Neyse, şuraya bir resim asalım hocam. Güzel.
Oy! Oy! Manface yüzler. Oha çok iyi. Bu resim çok hoşuma gitti. Bir sürü manface var. Bende de manface var. Harika. Bakın tam şurada. Manface'leri severim. Hatta bende manface bardak bile var. Manface bardak. Evet, gelin arkadaşlar, isterseniz sizlerle birlikte kendimize bir arkadaş daha kiralayalım. Yeter daha, sıkıldım ya. Allah Allah. Neyse, bakalım kim gelecek. Hop. Kim geliyor? Kim geliyor? Oy, Galatasaraylı bir kardeşimiz geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, buraya Galatasaraylı bir tane çocuk koyduk. Video çekiyor ve Fenerbahçelilere laf sallıyor. Şimdi bize bir tane de Fenerli lazım. O da Galatasaraylılara laf sallayacak. Böylece iki taraf da bizi izlemiş olacak ve biz de para kazanacağız. Çok mantıklı. Arkadaşlar, o kadar ünlü oldum ki birileri penceremden beni gözetliyor. Çocuk penceremden beni izliyor yani. Korktum vallahi, sapık mıdır nedir? Neyse, gelin başka şeyler açalım çünkü sıkıldım. İşe yaramaz resimler. Hadi açalım. Evet, gerçekten de işe yaramayan resimler. Bunları niye aldık ki? Neyse. Evet, bu neymiş? Mutfak. Kendimize mutfak alabiliyoruz. Alalım. Aa, çok iyi. Evet, kendimize bir mutfak aldık. Buzdolabı. Al. Aa, kendime buzdolabı da aldım. Çok güzel. Bu ne? Ha, buna param yetmiyor. Bu ne? Yıkanmanın kilidini aç. Yıkanacağız mı? Niye böyle bir şey var? Ha? Na, aa, bir şey açtım şu anda. Aa, burada hapishane var lan. Lan. Küçük kız kardeşim hapsolmuş. Bir dakika, ne oluyor lan, kafam karıştı. Bir dakika, bize bir mesaj gelmiş. Açmak için tıkla. Oyunu çok hızlı bitirdiğini fark ettik. Bu yüzden kızını kaçırmaya ve senin daha uzun süre burada tutabilmek için, onu kurtarmak için daha çok para kazanmana karar verdik. Oyunu hızlı bitiriyorum diye bu videonun bitmesini istememişler ve kız kardeşimi kaçırmışlar. Niye böyle bir şey yaptınız? Lan, kız kardeşimi kaçırmışlar. Evet, kız kardeşimi kurtarmam için 100 bin dolar bulmam lazım. Bu oyun gerçekten şerefsiz. Baktılar çok hızlı para kazanıyorum, o yüzden kız kardeşimi kaçırdılar. Niye kız kardeşimi kaçırdınız? Bir dakika, bu bir anime kızı. O zaman gerçek değil. Evet, o zaman oyunu bitirmemize gerek yok. Neyse, gelin şuraya bir çamaşır makinesi alalım. Çünkü neden olmasın. Evet. Burada çamaşır makinemiz var. Ve evet, bu kız kardeşimizi kurtarabilmemiz için 100 bin dolara ihtiyacımız var. Baya baya para lazım. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar, beni dinleyin. Kız kardeşimi kaçırdılar, o yüzden daha fazla para kazanmamız lazım. O yüzden bize bir işçi daha lazım. Burada Galatasaraylı var. Burada da Fenerbahçeli olsun. Çok iyi olmaz mı? Bence çok iyi olur. Hadi bir tane Fenerli. Fenerli. Fenerli gelmedi. Ah be. Fenerli gelse çok iyi olurdu. Bu ona laf atardı, o da ona laf atardı. İnsanlar da izlerdi. Çok iyi olurdu bence. Keşke öyle olsaydı. Evet, devam ediyoruz. Kendimizi bayağı geliştirdik. E bari gelin yeni bir telefon alalım arkadaşlar. Bu ne ya? Hala tuşlu telefon kullanıyorum. Yıl olmuş 2023. Hala tuşlu telefon kullanıyorum. O yüzden gelin kendimize yeni bir telefon alalım arkadaşlar. Rap tap tap darara. Rap tap tap. Evet, hangisini alalım? Ben bunu istiyorum ya. Evet, evet, bu biraz güzelmiş. Evet, evet, bu güzel. O iPhone, iPhone buldum. iPhone. iPhone var burada. iPhone alalım arkadaşlar. iPhone. Oy arkadaşlar, bu çocuk yeni telefon almış ya, baksanıza. Öf. Vallahi çocuk kaliteli telefon almış arkadaşlar. Kıskanmadım değil. Benim elimde hala tuşlu telefon var. Çocuğunki de tuşlu ama biraz daha büyük, biraz daha kaliteli. Aynen. Ah be. Neyse, biraz para biriktirelim, biz de alırız arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yeni bir telefon için para biriktirdim şu anda ama ta telefon almaya gitmemize gerek yok. Çünkü bu adam bize yardım ediyormuş. Ben telefon almak istiyorum da. Dostum. Evet, beni telefon dükkanına fırlattı. Çok mantıklı. Gerçekten çok mantıklı. Adam beni telefon dükkanına fırlattı ya. Neyse. Arkadaşlar, iPhone'a paramız yetmiyor. iPhone alamıyoruz. O yüzden buradaki telefonu alacağız arkadaşlar. Let's go. Ve evet, artık daha kaliteli bir telefonumuz var. Ama şarj yok. O yüzden telefonu şarja takmam lazım. Evet, bakalım kim beni videoya çekecek. Hop. Oy. Bu arada beni videoya çeken kişiler arkadaş listemden kişiler, fark ettiniz mi? Çok iyi bence. Oyunu yapan kişi çok iyi düşünmüş. Bakın şimdi. Kim gelecek? 1, 2, 3. Kim beni çekiyor? Bakın, askerlik arkadaşım beni çekiyor arkadaşlar. Askerlik arkadaşım benim TikTok videomu çekiyor. Evet, o sırada vatan elden gidiyor değil mi? Teröristler böyle sınırı geçmiş. Biz burada TikTok çekiyoruz. Ne kadar acı bir olay. Neyse, ama artık eskisinden daha fazla para kazanıyoruz. Bu da demek oluyor ki buradaki gizli kapağı açabiliriz. Evet, burada gizli bir kapak var arkadaşlar. Burası bodruma iniyor ve bodrumda gizli şeyler varmış. Evet, 6000 dolar biriktirmem lazım. Sizler için 6000 dolar biriktireceğim ve buradaki gizli yeri açacağım. Bakalım burada neler varmış. Evet arkadaşlar, sizler için para biriktirdim ve galiba artık bu gizli bodrumu açabiliriz. Boom.
Evet, açtım. Şimdi sizlerle birlikte bu gizli bodruma gireceğiz ve bakalım bu gizemli bodrumda neler varmış. Elektrik faturası. Aa, evet. Burada ne yapıyoruz lan? Oo, arkadaşlar burada daha fazla para kazanabiliyoruz galiba. Bu ne? Evet, evet, özel bir yere geldik şu anda arkadaşlar. Şu anda bayağı özel bir yere geldik ve burada ne oluyor gerçekten bilmiyorum. Burada galiba film çekiyoruz veya burada pazarlama falan yapıyoruz. Çok değişik bir yere geldik arkadaşlar. Arkadaşlar artık galiba yeni yerde daha çok para kazanıyoruz. Bir denemek istiyorum, bir dakika. Bu ne mesela? Dur bakalım, neye basmam lazım? Şuna basayım mı? Basayım mı buna? Bence buna basmamalıyım. Şuradaki düğmeye basmalıyım. Bastım. Oo, evet. Daha fazla para geliyor. Buradan daha fazla para geliyor. Dostum, bu oyun tek kelimeyle oynadım. En sıkıcı oyun. Oyun o kadar amaçsız ki, o kadar sıkıcı bir oyun ki. Neyse, tamam. Şimdi kendime bir pazarlama ajanı alacağım. Bakalım buradan iyi para gelecek mi? Bastım. Çok da fazla para gelmedi ama burada film ekipmanı satın alabiliyorum. Bakayım. Arkadaşlar, bu ne? Burada bayağı film çekiyoruz. Baksanıza. bu kardeşim bana yardım edecek herhalde. Evet, bu kardeşim bana galiba yardım edecek. Hadi hadi dans edelim ve TikTok'tan para kazanalım dostum. Evet, buraya dans eden noob satın alabiliyormuşuz ama 7500 dolar lazım arkadaşlar. Yoruldum, yeter. Vallahi yeter. Neyse, o sırada gelin başka şeyler almayı deneyelim. Mesela bu ne? Evet, heykel. Aa, oha, devirebiliyorum. Hop, düşür. Bir şey diyeceğim, diğer insanları ittirebiliyor muyum? Dur bir bakayım. Bu adam niye böyle? Aa, ittirebiliyorum bunları. Bu adamları ittirebiliyorum, oha. Abi oyunu bozuk yapmışlar. Oyunu bozuk yapmışlar, ben bu adamı ittirebiliyorum. Çok saçma. Bunları ittirebiliyor muyum? Aa, bunları da ittirebiliyorum. Lan, oğlum oyunu bozuk yapmışlar. Aa, ana, oyunu bozdum. Evet, bu oyun gerçekten çakma. Evet, devam ediyoruz. Yoruldum ben. Baksanıza, çöktüm. Birazdan videoda uyuyakalacağım. O derece sıkıldım. Neyse. Ama sizler için baya bir para biriktirdim arkadaşlar. Ve bu da demek oluyor ki artık kendime bir dansçı noob satın alabilirim arkadaşlar. Alamazmışım. Param gene yetmiyor. Yeter. Evet, devam ediyoruz. Şu anda param yetiyor ve artık kendime bir noob dansçısı satın alabilirim. Hadi dans et lan. Aha. Oha, Sans! Oha, Sans! Undertale'deki Sans'ı çağırdım arkadaşlar. Bakın, benim için dans ediyor. Evet, 9000'de biriktirirsem burada başka bir dansçı olacakmış ama yeter. Gerçekten yeter. Hayatımda oynadığım en sıkıcı oyun ve eminim ki bu oyun bozuk çünkü bunu ittirebiliyorum galiba. Bakayım. Hayır, ittiremiyormuşum. Ama şu anda başkalarının oyunlarını trolleyebiliyorum çünkü bu oyun bozuk yapılmış arkadaşlar. Yani demek istediğim, oyundaki her şeyi ittirebiliyorsunuz. Hemen hemen her şeyi. Bakın mesela neyi ittirsem, durun bakalım. Mesela burası birisinin eviymiş, bakın görüyor musunuz? Birisinin evine girdim. Evet, bunun evine. Senin evini bozacağım. Ağla. Evet, buradaki herkesi ittirebiliyorum. Ha 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 ha. Video çeken herkesi kaçıracağım. Evet. Bug'a soktum. Artık orada video çekecek. Ha 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 ha, yaşasın kötülük. Gel, sıra sende. Seni de kaçıracağım, gel. Adamın videolarını çeken herkesi kaçıracağım. Gel bakayım buraya, gel 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 gel. Diğer TikTok çeken kişileri yenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onların videolarını bozuyorum ki böylece tek bizi izlesinler. Aynen öyle. O yüzden diğer TikTok çekenleri dövmemiz lazım arkadaşlar. İyi, bunu buraya sakladım. Bence mükemmel oldu. Ha 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 ha. Bunun da kafası masaya girmiş. Ağla. Hadi görüşürüz. Evet, bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden bir Roblox videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ben bu oyunu sevmedim. Oyun gerçekten çok kötüydü ama tuvaletin içerisinden kafa çıkan videolardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu oyun iyi, çok da kötü değildi. Umarım sizler bu videoyu izlerken eğlenmiş ve beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.